Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Mantık dersimizin ikinci dönem birinci yazı sınavıyla karşınızdayım. Ancak test haliyle karşınızdayım. Klasik nerede hocam? Klasik halini bir saat önce yayınladım. Onu mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Ve aynı zamanda arkadaşım diğer yazı sınavlarında da yüksek not al diye yazılı okulunun linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan diğer yazılı sınav örneklerinde görebilirsin. Başlamadan önce yeni gelen ve abone olmayan arkadaşlarımıza bir hatırlatma yapalım. Abone olalım, beğenelim, paylaşalım. Felsefe Atölyesini zirvelere çıkaralım diyorum ve hemen başlıyorum. <laughs> İlk olarak yazılı kağıdımıza bir bakalım. Nasıl bir yazılı kağıdı, nasıl bir sınav bizi bekliyormuş? Gördüğün gibi 20 soruluk bir test bizi bekliyor. Detaylara bakalım. Nerelerden sorduk? Mantık ve dil ünitesinden 10 soru. Sembolik mantığın giriş kısmından da 10 soru sorduk hocam. Aynı zamanda Word halini, PDF halini açıklamalar kısmına bıraktım. Hem sen hem de değerli meslektaşlarım faydalansınlar diye. Eğer diyorsan ki hocam soru kaçırmak istemiyorum, konu anlatımları da gösterin diyorsan, oraları da izlemek istiyorum diyorsan ekranda var. Bunlara giderek izleyebilirsin. Hadi gelsin ilk sorumuz. Bir fıkra verilmiş. Fıkrada merhaba ve afiyet olsun sözleri geçiyor. Bize de şunu soruyor. Bu dilin hangi görevidir kardeşim? E okuyalım bu parçayı gerek yok. Merhaba, iyi günler, nasılsınız gibi nezaket ifadeleri varsa dilin törensel görevine gidiyorsun. Peki hocam diğerleri mesela bildirme varsa nereye gidersin? Bildirmede ne olması lazım? Bilgi olması lazım. Bilgi verilirse bildirmeye git. Duygu varsa belirtmeye git. Emir varsa yaptırmaya git. Eylemselde ise bir onaylama, bir söz verme, bir birlikte yapma eylemi varsa gidersin. O halde cevap C şıkkı diyelim. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da dilin görevleriyle ilgiliymiş ve verilen bir durum var. Diyor ki bu örneklerden hangisi bulunmamaktadır? Yani verilen dört örneğimizi bulacağız. Olmayan hangisiymiş ona bir bakalım. C vitamini gribe karşı koruyucudur. Hmm, bilgi verdi mi? Verdi. E bildirme görevi ele gitsin o halde. Peki geçmiş olsun. Saatler dilerim. Nezaket var mı? Var. Törensel ifade mi? Evet hocam. Söz veriyorum. Söz verme varsa nereye gideriz? Dilin eylemsel görevine gideriz. Peki odanı bugün temizle. Bir emir mi? Emir. Emir varsa nereye gideriz? Yaptırmaya. Duygu ifadesi olmadığı için belirtme görevi yoktur diyoruz. Zaten bizden de istenen olmayanı bulmak değil miydi? Evet hocam. Devam edelim o halde. Üçüncü soruya. Yarın hava yağmurlu olacak. Ne olacakmış? Yağmurlu. Bana bir bilgi verdi mi? Verdi. O halde ne yapacağım? Bildirmeyi işaretleyeceğim, geçeceğim. Bu kadar basit. Bilgi varsa bildirmeye gidiyorsun hocam. Çok güzel. Devam ediyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dilin eylemsel görevidir diyor. Dilin söz verme, onaylama, kabul etme, yemin etme türündeki görevlerine ne demiştik? Dilin eylemsel görevi demiştik. A başlayalım. Bu yaz kuraklık bekleniyor. Bana ne verdi? Bilgi hocam. O halde bildirme görevimi? Evet, ele gitsin. Hatay Türkiye'nin nüfusu en az olan vilayetidir. Bir bilgi mi? Evet. Bildirme görevimi? Evet, ele gitsin o halde. Sizin eğitimle ilgili düşüncelerinize katılmıyorum. Bakın katılmıyorum altını bir çizelim. Sonra onaylamaya gelelim bakın. Onaylama ya da onaylamama durumu dilin eylemsel görevidir hocam. Cevapta C şıkkıdır. Maşallah C şıklarından devam ediyoruz. Bakalım 5. sorumuza. 5. sorumuzda bir tablo var. Bu tablonun diyor doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Hele tablo neyle ilgiliymiş? Günü okuyalım. Bir bakalım parçaya. Öğretmen belirsizlik konusunu anlatıyormuş. Dedi şöyle bir şey demiş. Demiş ki belirsiz olduğunu düşündüğünüz ifadelere artı koyun. Düşünmediklerinize eksi koyun. Okuyalım. Kahveyi az şekerli alayım. Az şekerli derken miktarı belli mi? Yok. Senin ağzınla benim ağzım aynı mı? Hayır hocam. O halde bu belirsizdir diyorum ve artık uyuyorum. Devam edelim. Ders kitabı çok kalınmış. Yani 100 sayfa da kalın olabilir, 200 de olabilir, 500 de olabilir. Net mi? Değil. O halde belirsiz hocam. Ahmet uzun boyludur. E 1.70 de uzundur, 1.80 de, 2 de dolayısıyla bu da belirsiz oda sıcaklığı 23 derecedir. Bitti. Net. Net varsa eksi diyoruz. Artı artı eksi. C de bizi bekliyormuş. C şıkkını işaretledim dostum. Altıncı soruya geçtim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çok anlamlılığın sakıncaları arasında yer almaz diyor. Bakalım iletişimi zorlaştırır mı? Zorlaştırır hocam. Kısır tartışmalara neden olur mu? Olur hocam. Anlamayı engeller mi? engeller. Peki farklı görüş açıları geliştirmesi bir sakınca mıdır? Değildir hocam. Nihayet C'nin dışında başka bir cevap bulmuş olduk. Devam edelim 7. soruyla. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde belirsizlik söz konusudur? Belirsizlik neymiş? Herhangi bir değerin verilememesi olaydır. Yani netliğin olmaması olaydır hocam. A şıkkıyla başlıyorum. Bugün hava sıcaklığı 40 derece. Net. Bitti. Net yani belirsizlik yok hocam. Ele gitsin o halde. Bu kahvede ne varmış? İki kesme şeker var. Bak iki tane var. Dolayısıyla ele gitsin. Net. Şenay'ın boyu 95 santimdir. Ne çok uzun ne çok kısa gibi belirsiz ifadeler kullanmamış. Net. 95 santim. Geç hocam. Platon büyük filozoftur. He. Kime göre? Bana göre belki değildir. Bana göre belki Immanuel Kant'tır. Bana göre belki Descartes'tır. Bana göre belki Sartre'dır. Dolayısıyla burada bir belirsizlik var. Büyüklüğü kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Gelsin bir sonraki sorumuz. 8. sorudayız. Diyor ki yukarıdaki ifadeler tartışıldığında hangilerinde daha hızlı bir uzlaşma, daha hızlı bir anlaşma gerçekleşir? Bakalım. İtalyanlar sıcakkanlı insanlardır. Allah Allah. Bunun bir net göstergesi var mı? Hepimiz tartıştığımızda net olarak bunu söyleyebilir miyiz? Ya da insanlar bu konuda hemen bir anlaşmaya varırlar mı? Varmazlar. Burada öznellik söz konusudur. Dolayısıyla bunu geç gitsin. Anıt kabir Ankara'dadır. Anlaşabilir miyiz? Anlaşabiliriz. Çünkü her gün anıt kabir bir şehri dolaşmıyor. Net olarak Ankara'dadır. Dolayısıyla bunda rahatlıkla anlaşabiliriz. İki işaret diyelim. Fransızlar soğuk insanlardır. Kime göre? Neye göre? anlaşma uzayabilir. Dolayısıyla tartışma son bulmayabilir. Şimdi gelelim metaller ısınınca genleşir. Bu bilimsel bir çalışma sonucunda hemen ortaya konulabilir ve hepimiz hem fikir olur muyuz? Oluruz. O halde 2-4 benim cevabımdır. Yani D şıkkı benim cevabımdır diyorum ve değerli arkadaşım 9. soruya geçiyorum. Verilen örnekler var. Altı çizili ifadelerin anlamı belirsizleştirmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hele altı çizdiği kelimeler neymiş? Bu çorba çok tuzlu olmuş. Şimdi tuzlu durumu hepimize göre değişir mi? Değişir. Bazıları çok tuzlu demesine rağmen bazıları daha da tuz dökmektedir. Dolayısıyla bu belirsizliğin nedeni özellik olabilir mi? Kişiden kişiye değişme olabilir mi? Olabilir. Devam edelim. Benim çayım biraz demli olmuş. Adama bakıyorsun çayına o kadar açık ki hala demli diyor. Demek ki kişiden kişiye değişiyor. Burada da bir özellik var. Peki şuraya bakalım. Bu ev oldukça geniş. Adam 200 metrekarelik bir yerde oturuyor. Hala diyor evim küçük. Dolayısıyla bunların hepsi öznellik taşımaktadır. Belirsizliğin nedeni netliğin olmamasıdır. Öznelliğin olmasıdır. Cevap A şıkkıdır. Geldim 10. soruya. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok anlamlıktan kaynaklanan bir hata yoktur? Parçaya bir bakalım çok anlamlık iletişim sürecinde yanlış anlaşılmalara, bilgi aktarımda ise aksaklıklara neden olmaktadır. Bu tür bir aksaklığa yol açmamak için kelimenin hangi anlamda kullanıldığına açık seçik bakmamız gerekir ya da bunun açık seçik olarak belirtilmesi gerekir. Şimdi bakalım A şıkkı onu geçindirmek boynumun borcudur. Bir boyun var bir de boynumuzun borcu dediğimiz mecazi bir anlam var. Yani fedakarlıkta bulunmamız gereken görev ve sorumluluğumuz olan bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla burada bir çok anlamlılık var. Geçelim bunu. Ben arkadaşlarla oyuna geldim. Oyun var bir de oyuna gelmek var. Geç hocam bunu. Peki ince bir insansınız. Bir incelik var. Yani ince anlamında zayıflık anlamında bir ince var. Bir de incelik yapmak var. Dolayısıyla burada çok anlamlılık var. Bazı insanlar lastik gibidir. Bir bildiğimiz lastik var. Bir de uzama anlamda bir lastik var. Burada da çok anlamlık var. Benden yaşça büyük olmalısın. Burada birçok anlamlık var mı? Adam diyor sen benden yaşça büyük olmalısın. Bak büyük olmalısın deseydi sadece sıkıntı olabilirdi ama net olarak diyor ki benden yaşça büyük olmalısın. Burada birçok anlamlık yok. Mecazi anlam yok. Cevap e şıkkıdır diyorum ve değerli arkadaşım 11. soruya geçiyorum. Yani sembolik mantığın sorularına geçiyorum. Bu önermelerden hangileri sembolleştirildiğinde birleşik yapıda olur? Öncelikle bileşik yapıda olması için ne olması lazım? Veya ve ise ancak ve ancak değil gibi eklemleri alması lazım. Almazsa basit yapıdadır. Bakalım. İyi kötülüğün kaynağı değildir. Değil var mı? Var. O halde bileşiktir. Ancak ve ancak var mı? Var. Dolayısıyla bir önerme eklemi almış. Bileşik mi? Bileşik. Dürüstlük temel bir erdemdir. Herhangi bir önerme eklemi aldı mı? Almadı. Demek ki 1 2 cevabımız olacak. Cevap C şıkkıdır. Geçelim 12. sorumuza. Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için verilen önerme eklemlerinden hangilerinin yerinin değiştirmesi gerekiyor diyor. Bakalım. V'nin sembolü doğru mu? Doğru hocam. Yahut'un sembolü doğru mu? Değil. Yahut ne olacak? V olacak. İçinde ise olacak. Demek ki 2 3 değişecek. Diğerlerine bakalım. Ancak ve ancak doğru mu? Doğru. Değil doğru mu? Doğru. 2 3 neredesin? C şıkkındayım diyor. C şıkkını işaretledim. 13. soruya geçtim hocam. Bir çıkarım var karşımızda. Sembolleştirilmiş. Diyor ki sembollerden hangisi kullanılmaz? Bakalım. Bir varlık canlıysa, sese varsa iseye gittim hocam. Devam ediyorum. Taş canlı değildir. Değil varsa nereye giderim hocam? Değil e önermesine, önerme eklemine giderim. Peki o haldeyi gördüm nereye giderim? 3 noktaya giderim. Öncelikle bunları bir ele gitsin. Eledim, eledim, eledim. Ancak ve ancak var mı? Yok hocam. Ancak ve ancak işaretlerim. Ama P nerede? Değerli arkadaşım bakın varlığın kendisine P dersem beslenmesine Q derim. P ise bakın P ise Q olur bu önermenin kendisi. Yani P'de verebilirim, Q'da verebilirim, R'de verebilirim. Ancak, ancak ve ancağın kendisi bir önerme eklemi olarak yoktur. Cevap da E şıkkıdır dedik ve 14. sorumuza geldik. Yine bir önerme var. Ne yapacağız? Sembolleştireceğiz. Ankara, Konya ve Isparta bir şehirdir. Ankara'nın kendisine P dedim. Konya Q dedim. Isparta'ya ne diyelim hocam? R diyelim. Virgülün kendisi nedir? V'dir. V'nin kendisi zaten V'dir. O halde bu ifadeyi arayacağız. Bakıyorum ilkine yok. B'de var. Diğerlerinde yok. Cevap B şıkkıdır. Geçelim mi? Geçelim hocam. 15. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi tümel evet diyor. Tümel evetlemenin demenin sembolünü yazalım. Yazdık. Yani V'dir. Peki nasıl bulacağız? Ana eklem V ise değerli arkadaşım o tümel evet demedir. Yani ana eklem neyse o önerme o isimle anılmaktadır. Bakıyoruz şu an. Burada ne var ana eklem? Veya. Ele gitsin. Burada ne var? V. Bu kalsın cevabımız olabilir. Burada ise var. Burada veya. Burada ise ancak ve anca görüyoruz. tüm evetleme neydi? Veydi. Cevap ne oldu? Bursa diyelim. Ve değerli arkadaşım 16. soruya geçelim. Önermesiyle ilgili diyor. Aşağıdaki argılardan hangisi yanlıştır? Öncelikle bir bakalım. Değerli arkadaşım bunun önerme eklemi. Daha doğrusu ana eklemi nedir bunun? İse'dir hocam. Yani şu ana eklemdir. Ön tarafı ön bileşendir, arka tarafı art bileşendir. Şimdi yorumlayabiliriz. Ana eklemi tümel evetlemi midir? V midir? Değildir hocam. İse'dir. Net olarak yanlışı bulduk. Devam edelim. R önermesi art bileşen midir? Evet hocam, söyledik. Koşul önermesi midir? Evet hocam. Peki P ve Q önermesi ön bileşen midir? Aynen öyle. Peki iki önerme eklemi mi kullanmıştır? Bakalım bir ise var bir de V var hocam. Doğru cevabımız şıkkıdır dedik ve 17. sorumuza geçtik. Önermenin sembolik olarak ifade edildiğinde hangi ana ekleme sahip olması beklenir diyor. Değerli arkadaşım bakalım ne maça gittik ne de sinemaya gittik. Maça gitmeye P diyelim. Sinemaya Q diyelim. Ne ne nedir? Asıl bulmam gereken şey odur. Ne ona ne ona gitmiş. Ne ne varsa tümelevet demeye yani V gideriz. Cevap A şıkkıdır. Gelelim 18. soruya. Umarım hızı da gitmiyoruz. Bazen nefes almakta zorluk çekiyoruz. Değerli arkadaşım sembolik mantık çok keyifli. Yeter ki bilin kuralları uygulayın. Bakalım şimdi aşağıdaki önermelerden hangisi basit yapıdadır? Yani değili, veyi, veyayı, iseyi ancak ve ancak almadıysa basittir. E bunların hepsi almış mı? Almış. Cevap nedir? D şıkkı. Bu kadar. Net yani. Geçelim 19 soruya. Yukarıdaki önermenin diyor doğru sembolleştirmesi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Kahvaltıda ya süt içerim ya da meyve suyu içerim. Değerli arkadaşım süt içmeye ne diyelim mesela? P diyelim. Meyve suyu içmeye Q diyelim. Benden asıl istenen şey nedir? Ya ya da. Yani veya diyeceğiz. Bakın ya ya da varsa veya diyoruz. Ne ne de varsa ve diyoruz. O halde P veya Q nerede var? Bursa'da var. Geldik arkadaşım 20. soruya. Bu çıkarımın doğru sembolleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Elektrikler kesilirse maçı izleyemeyiz. Elektriklerin kesilmesine P diyelim, maçı izlemeyse Q diyelim. Şimdi elektrikler kesilirse, sese var mı? Var. O halde buraya ise koyacak mıyız? Evet hocam. Maçı izleme Q demiştim. Maçın izlenememesidir değil Q'dur. O halde ilk e, önermemiz nasıl oldu? P ise değil Q oldu. Bakıyorum var mı yok? Var mı yok? Var mı yok? Var mı yok? E şıkkı doğru cevap oldu. Bir de teyit edelim. Maçı izliyoruz. Maçı izleme ne demiştik? Q demiştik. Burada Q var mı? Varmış hocam. Peki öyleyse ne koyuyoruz? O halde anlamına gelen 3 noktayı koyuyoruz. Elektrikler kesilmedi. Elektriklerin kesilmesine ne demiştik? P. Kesilmemesi değil P'dir. Doğru mu? Doğru. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Burada video sonlandırıyoruz. Değerli arkadaşım umarım yazılı da fazlasıyla işine yarar. En güzel notları alırsın. Kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.